Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 7-13 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Yay burcunda ilerliyor. Mars, e, Koç burcundaki hızlı geçişini devam ettiriyor. Enerjisi güçlü bir haftadayız. Hem duygusal hem fiziksel anlamda güçlü tesirler altındayız. Pazartesi ve Salı Ay Başak burcunda olacak. Aslında oldukça hareketli başlıyoruz haftaya. Yakınlarımızdaki kişilerle temaslarımız artabilir. ...komşularınızla daha fazla görüşebilirsiniz. Belki kardeşleriniz, akrabalarınız, iş arkadaşlarınız... ...haber trafiğinin öne çıktığı iki gün... ...bu iş ve ticari konularda da aktif olabilir. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızda da çok aktif bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Birçok yeni konuyla ilgilenmeniz, yeni bir şeyler öğrenmeniz mümkün. Çarşamba ve Perşembe ay terazi burcundan geçecek. Bu iki gün daha çok özel alanınıza, biraz daha güvenli alanlarınıza... ...ki eviniz, yuvanız, aile içi ilişkiler bu kavramları öne çıkarabilir. Ebeveynleriniz de mesela daha fazla bir arada olabilir. Haberleşebilirsiniz, ilgilenebilirsiniz. Evde yapılacak iş ve faaliyetler ön planda olabilir sizin için. Cuma ve cumartesi ay akrep burcuna geçince duygusal yaratıcılığınız artabilir. Daha çok dış dünyaya yönelmeniz, kendinizi ifade edecek olanaklar bulmanız mümkün. Tabii ki sanatsal uğraşlar, bazı hobiler, yeteneklerinizle ilgili konular, romantik bazı faaliyetler ya da çocuklarınızla ilgili mevzular cuma ve cumartesi günlük planlarınızda ön planda olabilir. Bu hafta güneş yay burcunda Mars'la Koç burcundaki Mars'a güzel bir üçgen açı oluşturuyor. Haftanın ateş enerjisi bizim de motivasyonumuzu arttıracak gibi görünüyor. İş hayatınızla ilgili konularda, mesleki konularda daha girişken davranabilirsiniz bu hafta içerisinde. Daha aktif olabilirsiniz. Bu yeni başlangıçları da destekleyebilir. Güneşle Neptün arasındaki kare açıysa Hafta genelinde bizi çok idealist hale getirebilir. Yani evet güzel büyük vizyonlar oluşturabiliriz. Her şeye biraz daha böyle büyük planda odaklanabiliriz. Ama çok hayalci de olabiliriz. O yüzden özellikle iş hayatınızda, mesleki hayatınızda daha gerçekçi olmaya içinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirmeye çalışın. Bu şekilde daha gerçekçi zeminlerde hareket ettiğinizde çok verimli olabilecek bazı gelişmeler de olabilir. Sizin adınıza iş ve kariyerinizi destekleyecek hızlı adımlar da gündeme gelebilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.